20 Ocak, 26 Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, abone oluyorsunuz, like'lıyorsunuz, bol bol yorum yazıyorsunuz. Fikirleriniz gerçekten çok önemli ve hepsini tek tek okuyorum ve, ve inanın ilgilenmek istiyorum da vaktim olmuyor diyeceğim. Çünkü ofisimde çok yoğun ama kesinlikle yorumlarınızı takip ediyorum. E, koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız ilk önce koçlarda bu hafta şu gerçeği öğrenecek. Ne gerçeği öğreneceksiniz? Parasal güvendiğiniz, bu bana yardım eder şu benim sağlam dostum dediğiniz kişinin gerçek kimliğini öğreneceksiniz. Biraz kalben acıyacak yüreğiniz ama bence daha büyük yara almadan bu dostunuzun size zarar vereceğini Rabbim size gösterdi diyorum. İş konusunda aslında bekleme, beklemediğiniz paralar hanenizin içerisine girecek ama e, bunu belki e, 24, 25, 26 itibariyle ya da 27 Ocak itibariyle hanenize girecek bazı paralar söz konusu olacak ve bu sizin rahat atlamanıza, maddi olarak daha kendinizi güvende olmanıza sebep olacak ama duygusal olarak kalbiniz kan ağlıyor. Yaşadığınız bir ilişki sizin kalbinize o kadar hançer gibi yaktı ki ve ben aşık oldum ama bu kadar yaralandım. Böyle bir geçmişle kendinizi bulamama, kavgalar, duygusal evreler içerisindesiniz. Onun size bir hayrı yok. Yolunuza bakıp enerjinizi düzeltip yeni insana konsantre olmanız gerekiyor. Evet, hesaplaşmak istiyorsunuz. içinizdeki öfkenizi yansıtmak istiyorsunuz ama o Buna değer mi bir düşünmek lazım. Bazı şeylerde değer de önemli. Sizin e, sesiniz, sizin ruhunuz değerli bir insansınız. O yüzden bence değmeyecek. O size bir adım atsın. Ondan sonra içinizi dökün ve rahatlayın. Evli koç burçlarına çocuk müjdesi veriyorum. Çok güzel bir çocuk haftası kararı alacağız. Ve uzun süredir değiştirmek istediğimiz ev konumumuz gündemde hayırlısıyla değişecek gözüküyor. Hatta ve hatta şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir ailenizin de çözmesi gereken bazı mal işleriniz vardı. bu bu hafta bütün aile bütünleşip bu mal konusunda gündeme yatırıp satılması gereken noktalar ya da kim oturacaksa otursun ya da müteahhite gitmesi gerekiyorsa bu kararla ilgili anlaşmaya gireceğiz. E, gereksiz insanlarla tartışmanızı istemiyorum çünkü bu hafta kendinizi anlatma, Bulma kendinizle alakalı hem geçmiş karamsarlık hem kendi içsel dünyanızla ilgili kavgalarınız var ya dışarı insanlar sizi bu noktada tanısın istemiyorum. Kendinizi ta sakinleştirin. Ne yaparak meditasyon yaparak, spor yaparak enerjinize çok iyi gelecek ve bu size ve uzun süredir devletle alakalı iş bekleyen ya da evrakla ilgili sıkıntısı olan kişinin sevinç haberi olacak. Bir de yapmanız gereken tek şey kendinize dinlenmeye ani kararlar ve sığındığınız limanlar değil. Artık kendiniz bir sığınma limanı olduğunuza karar verip kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Evet mutlu bir hafta. Sadece geçmişle yüzleşmek ve ilişkiyle yüzleşmek ve parayla ilgili dostlarınızın size vereceği bazı sıkıntılar canınızı yakabilir ama iş konusunda güzel bir değişim ve bu değişim sizi artı bir noktada mutlu edecek ve kendisine iş kurmak isteyen bazı ee, Koç burçları gerçekten Ocak ve orta Ocak sonuna doğru bu mutluluğu ve ortaklı bir şekilde bu kararı vermiş olacak. Sağlık olarak diş eti iltihabı, kulak ağrılarınız ya da baş ağrılarınız gündemde olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Evet bizi unutmayın. Like'lıyorsunuz, hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz. E, boğa burçları neler bekliyor diyorsak. Boğa burçları huzursuzluk huzursuz. Yani kendinizi güvende hissetmiyor olabilir. Ve özellikle aile anne, kardeş, yakın akrabalarla ilgili güvensizlikler ve yaşadığınız bazı dengeler sizi çok fazla yıprattığı için güvenle tazelenmek istiyorsunuz ve onlara birer şans vermek istiyorsunuz ama yine başa dön, yine başa dön ve artık bu başa dönmekler çok sıkıldığınız için kendi kabuğunuza çekilme ve bu çekilmede belki yapmanız gereken tek şey hata sizde olabilir. Hem vericisiniz hem merhametlisiniz hem de kural istiyorsunuz. Karar ver arkadaşım merhamet mi, kural mı vicdan mı yani sen hem başım ağrımasın hem herkes beni dinlesin diyorsun öyle bir dünya yok yani ben de öyle sinirlenmiş öyle bir dünya yok evet öyle bir dünya yok sadece gereksiz her şey sizin değil. Evet çok radikalsiniz. İş konunuzla alakalı uzun süredir yurt dışı ile ilgili beklediğiniz ya da devletle alakalı gelmesini istediğiniz evrakların sevincini yaşayacağınız bir hafta. Sürpriz gitmek istediğiniz bazı iş gereği yollarınız var. Bunun sevincini yapacaksınız. Yerinde değişiklik yapmak isteyen bazı boğa burçları için bu ay sonu yani ocak sonu gerçekten mutluluk ve sevinç yaşanacak ama ya bu hırs ne sende arkadaşım ya. Dünyayı sen yaratmadın. Yani her şey para odaklı yaşıyorsun. Evet paran da yok artı çünkü bütün yatırımlarda paralar ve planladığın aile planladığın paralarla ilgili ama bunlar için bazı değişmesi gereken kural var. Bence siz liderliği para olarak görüyorsunuz. Siz para odaklısınız bu, bu dönem. Bu para odaklanma dönemini geride bırak ve yapman gereken tek şey kendinle alakalı huzuru ve mutluluğu bul. Son zamanlarda e, sindirim sistemleri demeyeceğim ama e, mide gaz oranınız yani gaz sıkışmaları, mideyle alakalı ağrılar ve bu ağrılar kalbe doğru vuruyor olabilir. Dikkat edin istiyorum. Ve uzun süredir e, ailenizle gitmek istediğiniz bir yurt dışı seyahati hatta son zamanlarda evde bir erkek çocuğu düşüncesi olan aile büyüklerimiz ya da aileyle alakalı birinin çocuk fikri olacak. Belki eve sürpriz bir erkek çocuk muradı yaşayacak olan bazı boğa burçlarımız var. Buna hazırlıklı olun diyorum. Evinizle alakalı eşinizin ev eşyası değiştirmek ya da yenilemek gibi bir fikri olacak. Bu değişim de gerçekleşecek ama bekar boğalara evlilik kararı dediğimiz hafta ya da doğru aşkın haftasına giriş yapacaksınız. Bu da size mutluluk verecek ve son zamanlarda altın biriktirmeye karar veren boğaları tebrik ediyorum. Çünkü altın çok değerleneceği için altın ufak ufak günlere katılın partilere katılın ama altın olsun partinin sonunda. Rica ediyorum altın biriktirin size çok faydalı gelecek. Arabasını satmak isteyen bazı boğa burçlarına diyorum ki evet araba sizin için hayırlı bir süreçte bir de bir sınav haftanız ya da kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir süreciniz var. Bunu da bu hafta planlayıp, programlayıp hangi noktayı be belirleyecekseniz yapacaksınız diyorum. Belki sizin anneye sarılmaya ihtiyacınız olabilir, anne özlemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu dengenin eksikliği sizi mutsuz ve güvensiz hissediyor olabilir. Bunu çözün istiyorum. 20 Ocak, 26 Ocak. İkizler Burcu. Hani çevre benim ve güçlenmek istiyorum diyorsunuz ya ikizler evet çevre sizin ve güçlenmeye hazır olun çünkü geçtiğimiz haftalarda bir sakinlik oranı vardı. Artık çevreye ben varım kendinizi gösterme işinizle alakalı istediğimiz noktanın hedefini kendi noktanıza belirliyorsunuz ve artık yönetici ya da bulunduğunuz insanla konuşup yerinizi sabitlemek ve netleşmek istiyorsunuz. Çok doğru bir karardasınız. Duygusal bir haftayı geride bıraktığınız için şimdi iş ve para odaklı olduğunuz için size artı dediğim bir güven gelmiş. Eğer bu güveni doğru noktada kullandığınızda işiniz ya da girmek istediğiniz iş kapının aydınlığını yaşayacaksınız ve bunun hani mutluluğunu yaşayacağınız olarak görüyorum. Bu sizin için çok doğru bir karar aşaması. Ee, yakın, özellikle yakın arkadaşlarla bir diyalog, bir hafta sonu geçirmeye ya da e, güzel bir hafta sonu geçirme niyetiniz var. Buna da doğru bir artı yazıyorum. Ama aşksız olan ikizler burcuna artık ben geçmişte bir insan bekliyorum ve onun özlemini yaşıyorum diyorsanız bu hafta kalbinizden geçen kişinin sevincini ve size adım atacak özür dileyecek ama bence yine geç Geçmişte, hani geçmiş geçmiştir deriz ama şans verdiğiniz hayat sizin hayatınız yine geçmişte kalacaksınız o yüzden bu ilişkiye şans vermenizi uygun görmüyorum ee, özellikle ortaklı teklif olan ya da ortak iş yapmak isteyen ikizler burcuna diyorum ki evet yap çünkü sende ne var ne istediğini biliyorsun. Parayla alakalı artık kendini güçlendirmeye karar verdin ve yapacağın iş sana çok güzel bir başarı getirecek. O yüzden ortaklı iş içinde okey diyorum ve bunu mutlaka hayatınıza geçirin. Ve hayatınızda geçirdiğiniz her güç size artı bir kazanç sağlayacak diyor. Belki sizin babayla alakalı uzun süredir çözmediğiniz olaylarınız var. Duygusal açlık dediğim aile büyükleri ve aile bireyleriyle alakalı belki uzun süredir sizin büyük olduğunuzu ya da sizin olgunlaştığınızı farkına var bir babayla konuşmak istiyorsunuz ve baba öfkenizi tamir ettiğiniz sürece sizde daha duygusal bir güçlenme ve kendinize inanma. Evli ikizler Burcu için bazı ikizler radikal mutsuzluklar ve boşanma kararındalar ama şöyle söylüyorum hem e, paylaşımda zorluklar yaşıyorsunuz ya da ayrılıkla ilgili. Bence bu ilişki bir evlilik danışmanıyla bir çözerseniz belli bir süre sonra boşanmaya karar verirsiniz ama bu zaman doğru zaman değil. E, i̇çsel ve duygusal yalnızlıklar yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak kulak bulun, enfeksiyon faranjit ve sinüzit ve baş ağrısı vuruyor. Yani sinüzitlerinizi, faranjitlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bir hafta sonu Uludağ ya da ne bileyim İsviçre Alp Dağları'nda coşmak istiyor olabilir. Ruhunuzu kayak üstünde dans etmek istiyor olabilirsiniz. Tam zamanı bir ikramiye bekliyordunuz ve bu ikramiye sizin cebinize girecek gözüküyor. 20 Ocak, 26 Ocak yengeç burç, burçlarımızı neler bekliyor? Bu hafta özellikle duygusallıkla insanları kendinize çekme haftası. Nasıl yani ağlak bir hafta? Nasıl yani duyguyla hani duyguyla kendinizi onlara ispatlama haftası biraz duygusallığı abartabilir ve bu abarttığınız şey biraz size sıkıntı yaratabilir. Fazlasıyla geçmişe duygusal bir dönüş sağlayabilirsiniz. O yüzden bu hafta size duygusallığı yasaklıyorum yengeçler. En ufacık gözyaşımda kalbim kapatladı. Yan gözyaşlarım da öyle bir şey asla istemiyorum. Çünkü hormonlarınız bu, bu dönem ağlama ruhu yaşıyor. Aslında size güzel ışıklar yansımaya başladı. Eğer bu güzel ışıkları, duygusallığı aşağı çekip mantığı oturttuğunuz takdirde iş para aşk konusunda biraz daha kendinizi ön planda hissedeceksiniz. Bence gülümsemeyi unutmayın diyorum <laughs> kocaman bir gülümseme veriyorum. Bu size hem aşkta artı kazandıracak hem evlilikte hatalarınızın örtülmesi, boşanmak isteyenler evliliklerini kurtaracak. Bu ara göze geliyor olabilirsiniz. Evinizde bardağınız kırılabilir. Ah e, ne bileyim evinizde biri gelip göze gelmiş olabilir her şey elektronik eşyalarınız bozuluyor olabilir Biraz sizin e, çevrenizdeki insanlar sizi kıskanıyor. Bu konuya biraz dikkat edin. Nazara gelmenizi istemiyorum. Ve uzun süredir işinizle alakalı devlet dairesine girme ya da kurumsalda iyi bir şirkete girmek isteyen yengeçlerde bunun haberini alacaksınız. Ve işle alakalı mutluluk ve sevinç yaşayacaksınız. Ama yerini sabitle, sabitleştirmek isteyen yengeç burçlarına diyorum ki evet yeriniz sabitleşti, gözünüz aydın. Yutkunamıyorum sizin yüzünüzden. Çünkü dalga geçiyorsunuz sonra yengeçler benimle. <laughs> evet hafta ortası özellikle e, ayın 24'ü ya da 23'ünde bir arkadaşınızın size yalanı dahil edecek. Yani bu yalan sizin belki ailenize ve çevrenize zarar gelebilir. Biri destek isteyebilir. Lütfen yalansız her şeye kabul ediyorum ama yalanla hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Buna dikkat edecek. Eee... <laughs> Yabancı dil eğitimi almak isteyen bazı yengeçler ya da güzel sanatlarla ilgilenen yengeçlere demişim ki tam karar verin sanatsal ve dile yeteneğiniz çok ön planda ve uzun süredir evinizde bir halı takıntısı ya da mobilya takıntısı olan yengeçlerde bir değişim dönemi olacak ve bu değişim sizin evinizde bir uğur ve bereket getirecek diyorum. Ne yapıyorsunuz? Siz de büyüklerinizi ziyaret etme fikriniz var ve uzun süredir babanızı ya da annenizi görmek istiyorsunuz. Bunları ziyaret edeceksiniz. Kardeşler arasında yaşadığınız bazı dedikodu ve kırgınlıklar yani büyük akrabalardan kaynaklanan gereksiz gerginlikleri yumuşatacaksınız ve aileyle bağda kopuklar iyileşecek ve güzel bir hafta sonu özür dileyecek kardeşler ya da adım atacak kardeşler olacak affetme dönemi ve bence affetmeniz doğru. Sizde de belki sağlık olarak dedim mi sağlık olarak bir şey e, boyun fıtığı yani boyunla alakalı ve sırta vuran ağrılar son zamanlarda yeme beslenmenize dikkat edin ve vücuttaki kilolanmalar ve yağ oranları ve ve bu yağ oranları özellikle göbek bölgenize yansıdı. ihmal etmeyin diyorum. 20 Ocak, 26 Ocak aslan burçları işle alakalı yeni bir atılım, yeni bir proje, yeni bir anlaşmaya gireceksiniz. Özellikle ortaklı olma ihtimali çok yüksek ya da sizin bulunduğunuz iş ortamında ortaklıklarla alakalı bazı gerginlikler yaşanıp artı bir ortak geçecek ve siz kendi yerinizle alakalı tedirginlikler yaşıyorsanız ve bu finansal anlamda da şirketiniz ya da bulunduğunuz noktanın parasal konu konuları ile ilgili tedirginlik yaşadığınız için acabalar üzerinde dönüyorsunuz bu hafta. Ben diyorum ki aklınızdaki düşündüğünüz kovulma yok. Keşke kovulsanız da tazminatınızı alsanız. Kendinize hayır burada büyümeye daha büyüme noktası sağlayacaksınız. Ve çok aklınızdan hani aklınızdan hayal ettiğiniz bir proje var. Ve bu projeyi de hayata geçirme fırsatı yakalayacaksınız. Eğer bu fırsatı yakalandığınızda markalaşma, büyüme ve daha büyük firmalarda yer alacaksınız. Ve yurt dışına yerleştirmek yerleşmek isteyen aslanlara demişim ki e, yeri rotanı belirle evren gelecek ve yurt dışı kapını açık olarak görüyorum. Aşk hayatı evet bu hafta muhabbetli, sohbetli, keyifli, sizi mutlu edecek bir diyalog haftasına gireceksiniz. Evli aslan burçlarına da belki rahimle alakalı yaşanacak çocuk tedavisi ya da rahimdeki sıkıntılar toparlanıp çocuk niyeti olacak. O yüzden belki aslan kadınların rahimle alakalı sıkıntılı olabilir ve çocuk tedavisi düşünen aslanlara evet tedavinizi görün çocuk sahibi olacağınızı söyleyebilirim. Ve uzun süredir araba almak isteyen ya da araba ile ilgili sorun yaşayan aslan burçlarını. Araç sevincini de yazmışım. Şimdiden hayırlı olsun. Bunun anahtarını sallayacağınız bir hafta. Ve kendisine anneme bir ev almak istiyorum ve uzun süredir en büyük hayalim bu diyen bir aslan. Özellikle bu erkek aslanlarıyla alakalı gözüküyor. Evet annenize verdiğiniz sözü tutup bu Mayıs'a kadar bunun parasını ve bu evi almış olacaksınız. Bu kararı da bu hafta verip yeri belirleme ve Allah kısmet ederse de o istediğiniz ev aydınlığa kavuşacak. Gözlükle ilgili göz hassasiyetiniz, gözlerle alakalı ve göz yaşarması ya da burun tıkanıklıklarınız olabilir. Bir alerjik bir haftaya ve soğuk alerjiniz olabilir. Dikkat edin istiyorum. Soğuğa karşı alerjiniz olabilir. ihmal etmeyin. Bir de aslan burçlarına şöyle demek istiyorum. Evet herkes çok lider, çok egolu, çok şey. Aslında aslan da şu vardır. Siz ona dokunmadığınız sürece kimsenin ayağını tekme atmaz. Ama siz ona bakışınızla dokunduğunuz vakit bilin ki tekmeniz çoktan gelmiştir. Yani diyoruz ki aslanlarla çok göz göze gelmeyelim bu ara. İşinizden olmayın. <laughs> Çünkü e, çok hırs yaptılar ve bu yıl hedeflediği her şeyi aydınlığa kavuşturacaklar. Özellikle Ocak ayı onlar için ne istediklerini bulma. Hani bazen deriz ya enerji bize dokundu ve inanıyorum her şey değişecek. Evet e, aslan burçları inanıyorum bir şeyler sizin için hareket halinde olacak ve değişim başlayacak. 20 Ocak, 26 Ocak, Başak burçları özellikle e, bu ara dağılmak istiyoruz. Titizliği bırakıp evrakları bırakıp etrafı dağıtıp kendi ruhunuza geçmek istiyorsun. Ay nihayet başak burçları tebrik ediyorum. Hatta sizi kocaman alkışlıyorum. Bu kadar kural üzerinde yaşamakken özgürlüğü se seçeceksiniz. Artık insanların kahrını, işini, düzenini yapmak istemiyorum. Bana ne dediğiniz bir haftanı. Hatta ayaklarımı uzatacağım. Kimseyi dinlemeyeceğim. Müge Hanlı ruhunda olacaksınız. Şimdiden tebrik ediyorum. Bunu hak ettiniz. Çünkü her titizlik yaptığınız, her şeyde kulp attılar. Onu sunup bunu sorun. En sonunda işinize gık dediniz ve iş ayrılığı kararı veren e, Başak Burçlarına diyorum ki ana motor oturdun yani tamam öfkelendin Mügehanlı ruhundasın da şu an işsiz kalacak noktada değilsin. Ödemelerinle alakalı sıkıntılarım var. Bunları çöz ondan sonra. Ve güzel bir teklif beklentisi olan ve özellikle istediğiniz kurumsal firma ya da sabit bir nokta istiyorsanız e, Şubat'ın ilk haftası yani 26 Ocak itibariyle bununla ilgili haberler sizin hayatında 27 Ocak'ta bunun sevincini yaşama ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden korktuğunuz gibi değil artılara geçeceğiniz ve bu artılar size çok huzur verecek gözüküyor. Evet titizliği kenara bıraktık ama neyi? Kaygı ve korkuyu bırakamadık. Tabii ki sizin kaygısız olma ihtimal kaygısızlar gibisiniz yani. O yüzden sizde kaygı çok ön planda. Lütfen kaygısız olmayı öğrenin. Kaygılı hayat sizin kalp krizinize neden olabilir ve bu size rahatsızlık verebilir. Maddi olarak da özellikle gergin bir haftaya gireceksiniz. Çünkü siz iş, para, ev, düzeni, ödemeler o, bu, o kadar sizi fazlasıyla e, kafanızı yoruyor ki, ay ne olur bir meditasyon ne bileyim aç ellerini böyle su sesi dinle bir şeyler yap yani hiç iyi görmüyorum. Başaklar bu hafta ya yani tedirginliğiniz size rahatsızlık verecek. Yeni bir iş anlaşması bekleyen bazı Başak burçlarına diyorum ki evet bu hafta doğru bir karar eğer bu titizlik ve kararsızlığı kenarda bırakırsanız güçlü bir iş kopusu olacak. Söz ya da nişan haftası olacak bazı koç burçlarımız var. Yani istenme Başak haftası. Yani Başaklar'da çok güzel bir istenme haftası söz konusu olacak. O yüzden şimdi şimdiden de hayırlı olsun. Yeni bir e, arsa ya da ailesiyle alakalı bir arsayı satmak isteyen bazı başak burçlarına diyorum ki evet bu noktanız hayırlı ve bu ay bitmeden bu olayı da çözmüş olacaksınız. Gerçekten aydınlık olarak görüyorum. Panik yapmanıza gerek yok. Sizde de ne olabilir bu hafta kız arkadaşlarınızla ufak bir seyahat ya da erkek toplu bir arkadaşlarınızla bir ufak bir hafta sonu kaçama ve bu size iyi gelecek. Bazı başaklarda da aile büyükleriyle yemek yeme, güzel bir toplantı ve yeni hatta ve şöyle söyleyeceğim aile içerisinde ortaklık kurulacak bir iş planı var. Bu planı oturttuğunuz takdirde çok büyük bir kazanç sizin hayatınıza başlangıç olacak. Ne yapacaksınız? dingin, sakin, güzel bir hafta ve yapmanız gereken tek şey sizde de omerilik ve e, sırt bölgemizle alakalı ve diş eti iltihabı olabilir. Bu konuda ihmal etmeyin. Bir de dede ya da amca ya da dayı gibi dediğimiz noktada bir sağlık problemi söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. 20 Ocak, 26 Ocak terazi burçlarına neler bekliyor diyorsanız saat planı içerisindesiniz gitmek istiyorsunuz, uçmak istiyorsunuz. Hatta ve hatta biraz yaz modunda gitmek istiyorsunuz. Anam nereye gidiyorsun? Biz adres ver. İstanbul, Türkiye'nin geneli soğuk. Biz de sizin gittiğiniz yere gidelim. Bir sıcaklık görelim diyorum. Evet seyahat planınız gerçekten sürpriz bir şekilde hayatınızda. Birkaç arkadaşınızla gitmek istediğiniz noktanın keyfini. Ve şöyle söyleyeceğim. Yurt dışı hakim tabii ki şu an İstanbul'da sıcaklık olmadığına göre yurt dışı da yollayacağız sizi bebişim. Size bir yurt dışı seyahati ve bu seyahat sizin ruhunuza ve enerjinize çok iyi gelecek. Hem iş hem tatil gibi düşünelim. Bakın size şifre. Hem iş gibi hem tatil gibi. Yani bu tatil size kariyerinizle alakalı noktalı kapıları da çok güzel bir şekilde aydınlatılacağı için bu seyahate gitmek sizin artı kazanç ve kariyerinizle alakalı olumlu noktada. Uzun süredir işsiz olan bazı terazi burçlarına biraz daha sabırlı olun. Ve devletle özellikle ya da sabit kurumsal finans ya da bankayla alakalı çalışmak isteyen terazi burçlarına diyorum ki bu hafta biter. Yani 20 6 Ocak'tan sonra başlangıçlarınız doğru bir süreç olur. Tedirgin olmayın ve gerçekten de hayırlı bir iş kapınız olacak ve bu size güzel bir haber sağlayacak gözüküyor. Belki sizin için e, aile arasında gereksiz e, aksilikler, tartışmalar, birinin lafı size batabilir, birinin davranışı size bak Bu ara aile toplantısı ruh halindeyken kimseyle ne kaş ne göz oynatmayın ki herkese böyle bir saracak bir haftanız var. Çünkü siz kendi standartlarınızla alakalı ailenize verdiğiniz bazı destekler sizi maddi olarak biraz yıprattığı için bu gerginlik var ve onların bu davranışlarıyla alakalı da rahatlıkları sizi rahatsız ediyor olabilir. Ve uzun süredir satmak istediğiniz bir mal konunuz var ve satılsa da maddi olarak çok büyük bir aydınlığa kavuşsam diyorsunuz. Evet bu mal <laughs> en yakın sürede satılacak. Hatta kendinize ev alabilecek bir mal kararı da. Yani mal satıldıktan sonra size gelecek bir paranın noktasıyla da ev yatırımı söz konusu olacak. Çünkü bu para paylaşılacak ve bazı borçlara gidilecek gözüküyor. Ortaklı olan bazı terazi borçları için diyorum ki ortaktan ayrılmak ama maddi olarak kendinizi güçlü hissetmediğiniz için ortağı idare ediyorsunuz ama bu ortak size artık zarar veriyor. Ayrılma dönemi Yapın ki kazanın diyorum. Sizde de uzun süredir çevrenizdeki insanlar ileri geri konuşuyordu. Bu hafta siz de ileri geri konuşan, size gelip bunları söyleyen insanlara inanmıyordunuz. Kendi kulağınızla size söylenen lafları duyup ağzınızla çıkacak ve siz de çevrenizdeki eleme dediğimiz insanları yavaş yavaş onların kurallarıyla eleyeceksiniz. Yabancı dil eğitimi demeyelim ama evet bir yabancı fikriniz var ama yüksek lisan yabancı bir eğitim almak istiyorsunuz. Bu da sizin için artı bir kazanç, artı bir nokta olarak söyleyebilirim. Sağlık olarak ayak ve bel Ayak ve kemiklerle alakalı noktada ve böbreklerimizde hassasiyet var. Bu ara vücudunuzu üşütmeyin çünkü ağrılar hat safhada olabilir. 20 Ocak, 26 Ocak. Akrepler, ne yapıyorsunuz? Hmm. İlişki yaşadığınız ilişkiyle alakalı. O kadar soru işareti içerisindesiniz ki sevgiyi sorgulama ilişkiyi sorgulama, düzeni sorgulama ve parayı sorgulama haftasına girdiniz. Hani bazen deriz ya bu ev bana ait mi ya da bu iş bana ait mi? Böyle bir hayattan bir kaçış çevresine girersiniz ya. Ve hala sahte gülümseymeyi de başarır hiçbir şey yokmuş gibi bakarsınız ya bu hayata. Aynen öyle bir hafta yaşayacaksınız. Çünkü insanların sorumluluklarını dinlemek, çevrenine yardım etmek ve onlarla oluştuğunuz mücadele ve yaşadığınız ilişkinin de bu kadar rahat olması sizi o kadar rahatsız edecek ki bu hafta ilişkiyi sorgulama haftanız olacak. Anam memlekette kadın erkek kalmadı. İlişkinizde idare edin, adam etmeye çalışın. Hiç o ilişkiyi zorlamayın diyorum. Hemen kızacaksınız oradan bana. Niye? Çünkü ortak çocuklarınız olabilir ya da aileyle ilgili bağlarınız olduğu için bu ilişkiden kopma şansınız çok zor. Ama ilişkiyi, ilişkiyi toparlamakla alakalı yani bir ilişki danışmanı ya da ilişki flörtü ve bir adam eskisi gibi sevgili olmayı denerseniz bu ilişki kötü değil. Bu ilişki çok rahata girmiş. Ya yani rahatlık batıyor her iki tarafa da bence birbirinizle flört etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Finansal olarak da biraz da sizi e, ödemeler, krediler ya da e, yaşadığınız bazı geçmişteki bazı borçlar ya da vergiyle alakalı yaşayacağın sıkıntılar bu hafta sizi ödemelerle ilgili zorlayacak. Ama bu batacak anlamına gelmiyor. Sadece zorlanacaksınız ama bu zorluklarla ilgili e, en azından şöyle bir şey var. Sizin eliniz herkes size pinti der ama alakası yok. Siz sadece standartlar bozulmasın diyerekten rahat etmeyi seviyorsunuz. Bence biraz pintli dönelim. Biraz parasal evremizi kontrol etmemiz gerekiyor ve kontrol etmezsek kredi kartlarımızla alakalı zarar göreceğiz. Ve de uzun süredir ailenizle alakalı bir mal mahkemesi, bir mahkemeniz söz konusu olacak ama mahkeme ertelenebilir ama sonrasında aydınlık. Bazı akrep burçlarının çocuk fikri olabilir. Bence biraz vaktiniz var. İlk önce ev işinizi çözmeniz lazım. Bir de devlete girmek isteyen ve devletle alakalı noktada kariyer yapmak isteyen e, akrep burçlarına şunu söylüyorum. Evet, çok doğru ve bunu başaracaksınız. Kamu ya da devletle alakalı beklentiniz neyse aydınlığa Siz de e, rahim e, ağzında genişleme ya da rahim ağzıyla alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Bir kontrol istiyorum. Ve son zamanlarda da bağırsak enfeksiyonlarınız ya da ishal gibi sorunlarınız çok ön planda olabilir. Bir kontrol edin. Ve ateş ya da sağlık konusunda dikkat etmeniz, ateşlenme olabilir. İhmal etmeyin. Bir de annenizin romatizmal ve diz kapaklarıyla alakalı sıkıntı sizi rahatsız edecek. İhmal etmeyin. 20 Ocak 26 Ocak yay burçlarını neler bekliyorlar? Diyor diyorsanız bir an reha muhtar geldi aklımın böyle yapınca aynen böyleydi ee, eğlenceli ve güzel bir hafta özellikle arkadaşlarınızla yeni projeler yeni tatil planları ve seyahatler ve kendi kariyerinizle alakalı yüksek eğitim ve yurt dışı ile ilgili planlarınızı e, çevrenizdeki insanlarla fikir alarak bu dengeyi sağlayacaksınız. Yeni hayata başlangıç yapacaksınız. Kariyerinize yeni bir kimlik ya da bulunduğunuz evrede iş hayatınızla alakalı kendinizi o kadar güzel bir noktada ifade edeceksiniz ki yöneticilerinizle ilgili yenilikler sizi mutlu edecek haberler. Yani sizin şımaracağınız bir hafta diyorum. Bu şımarıklık size artı artı işiniz, kariyeriniz ya da odaklanmak istediğiniz noktanın motivasyonu ve artı bir detay katarsak bu işe hani yeme de yanında yat bir haftayı yaşayacaksınız. En azından bu hafta ile ilgili planlar sizi mutlu edecek bir hafta. O yüzden iş yerindeki gerginlikler yavaş yavaş geride kalıyor. Yöneticilerinizle alakalı keyifli hafta sonları muhabbeti ve uzun süredir de iş yerinizin size sürpriz ve hadi yollasın dediğiniz çekinizde kapınızda yani ek bir para yatacak. Bununla da güzel güzel seyahatler yapabilirsiniz. Finansal konuyla ilgili aslında yeni bir anlaşma ya da geçmiş kredi borçlarınızla ilgili düzenli ödeme planına girdiniz. Eğer bu planlı ödemeyi doğru yaptığınız sürece de 6 ayda borcunuz harcınız kalmayacak. Hatta yeni bir ev müjdesi ya da yeni bir yatırım yapma ihtimaliniz çok yüksek ekstra ekstra harcamalara dikkat ediyoruz ve bunları dengelediğimizde muhteşem, güzel bir enerji sağlayacağız. Ailenize bu hafta çarşamba, perşembe yemek sohbeti ya da yemek sözünüz var. Bunu da ihmal etmeyin. Son zamanlarda sizde spor yaparken diz içi sıvılarınızla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Sağlık konusu özellikle sıvılar ve ayak kemiklerdeki ağrılarınız ya da yanlış spor yapıp vücudunu kasıyor olabilir ve ufak bir e, operasyon, estetik operasyonu olabilir. Burun estetiği olabilir. Ne bileyim gözünüz kaymış olabilir. Göz dudağınızda patlamış olabilir. Böyle küçük yüze dokunuşlar diyorum. Bu dokunuşlar size iyi gelecek. Ve uzun süredir görüşmediğiniz erkek arkadaşınız ve beklediğiniz insan size geri gelecek ve size evlilik teklif edecek. Eğer bunu kabul edersen hata yaparsın. Dikkat et diyorum yay burçlarına. Yani bu hafta bir çıkış ve sürprizler haftası. Aslında şöyle diyeyim yayların içsel dünyaları ya da rüyaları onlara o kadar enteresan bir güçlülük katacak ki bu güçlülükte şey olacak ben neredeyim, gerçek mi rüya mı dediğimiz haftayı eğer bu gerçek ve rüya değil, gerçek hayatı doğru kullanırsa işiniz, kariyeriniz çok doğru bir hafta. Güzellikler var. Ee, bir de hiç beklenmedik bir zarf ya da bir mektup ya da bir mail alıp aa ben unutmuştum dediğiniz bir zevki tadacaksınız. Bunu da tadını çıkartın. 20 Ocak, 26 Ocak oğlak burçlarım. İşle alakalı yaşadığınız kaos. Yani yeter artık beni yaşamıyorum hani nasıl yaşıyorum? Bir gelin benim bir sorun hani bana bir enerji girdi de ne zaman girdi diyen yani oğlaklara sesleniyorum. <laughs> Size çok şeyler girdi de <laughs> bir türlü bunlar hayatınızdaki baba rolünü çok fazla ve anne rolünü çok fazla yaşadığınız için yani bir türlü giren de çıkmıyor, çıkan da gitmiyor. Yani artık bir hayatım yönüne varsın. Yani artık kim gidiyorsa gitsin kalacak bende kalsın. Gerçekten bu hafta çok güzel bir haber alacaksınız ve bu haber sizin içsel gülümsemenizi ve içsel nefes almanızı ulan beni de yaradan gördü dediğiniz bir haftaya gireceksiniz. O yüzden yani belki de kalpten ettiğiniz dualar ya da inandığınız enerji yer gök duayla biliyoruz ki Rabbim her yerde size Sihirli bir haber geliyor ve bu haber sizi derin nefesli atıyor. Hatta uzun süredir ödemeniz gereken ödemelerle ilgili icralık ya da mahkemelik ya da evraklar ve dosyalar üst üste birlikte Emineciğim hangisine koşayım diyorsanız. Evet gerileceğiniz bir hafta. Ama hafta biterken nefes alacağınız bir hafta olacak. Yani ne diyoruz size? Nefesinizi hafta içine doğru kullanın. Hafta sonu o nefes size çok ihtiyacınız var. Çünkü çok derin güzellikler olacak. Eşler arasında gerginlik şu anlamda. Flörtöz ya da beklediğiniz bir ilişki ya da gelmesini gerektirdiği bir ilişki. Bir hayal ve platonik yaşayan bazı oğlak burçlarına diyorum ki hayal, hayal, hayal. Rüya da bir hayal. Rüya da bir gerçek. Hayal de bir gerçek ama biraz umut ettiğiniz ve hayal ettiğiniz şeyler sizi artık zorlamıyor mu? Bir gözünü açman gerekiyor mu? Kalbinle yürüyüp diye ayakların yürüse olmuyor mu? Ben yine oğlaklara siz ne istediğinizi bilirsiniz ama siz eğer duygusallığa düşerseniz batarsınız. Duygusallık sizin en büyük yara noktanız. Ben diyorum ki bu hafta size çok güzel olur. Geçmişi bırak, Yeniliğe odaklan. Yani ilişki olarak düşünmeyin. Para, güç, saltanat ve rahatlık olarak düşünün. O yüzden sizde güzel gelişmeler, yenilikler var. Hatta hiç olmadık bir İstanbul dışı bir seyahat. Ve uzun süredir ailenizin almak istediği Antalya, Adana, Aydın, A harfi bir noktadan bir yatırım planı olacak. Ve bu sizi çok mutlu edecek olarak görüyorum. Ka gayet keyif alacaksınız. Ve uzun süredir müteahhitte işleriniz varsa bunun da sevinci, bunun da aydınlanmasına kavuşacaksınız. Biraz anneniz bu aralar kafanız ütülüyor olabilir ne zaman düzen oturtacaksın, ne zaman hayatın oturacak diye endişe ediyor olabilirsiniz. O da size çok sevdiğinden aslında sizi kırmak istemiyor. Farkındasınız ama kendi kendinize ataklanıyorsunuz. Bu atakları da çıkartın. Bekarlara evlilik var ama arkadaş bir ilk önce paraya tap, parayı gör, ruhunu rahatlat, kendini güvende hisset ve sağlık olarak midemiz, ve ağızla alakalı dişte kaymalar, belki dişinizi kaplaması lazımdır. Gıcır tadı olabilirsiniz. Bir diş doktoru ve mideyle ilgili hassasiyetiniz olabilir. İhmal etmeyin. Ortaklı olan ve zarar görecek dikkat diyelim. Bu hafta ortaklı yaptığınız işlerden zarar olabilirsiniz. ihmal etmeyin. 20 Ocak, 26 Ocak Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Mekikler gibi dua okudum sabahlara kadar kalbimi açtım. Artık beni görmeyi unuttun dedin. Yaradanım yer gök her yer duayla sesleniyor ya. Yani bence senin bu gereksiz atakların inandığın her şeyin gücüne bile inanmakta yorulan sana sesleniyorum Kova burçlarım. Gerginlik bitiyor yeni anlaşma, yeni duyguda, yeni güven, yeni huzur olarak görüşeceksiniz. Yani ben herkese iyi şey söyledim. Bu hafta herkes coşuyor mu ne ayak? Yani ben anlamadım. Enerjileri not almışım. İlişkiler konusunda gereksiz gerginlikleri bırak. Eğer bu gerginliklerle anlaşamazsan bu anlaşma sana sıkıntı yaratır. Ama sen ben tatlılıkla bağlıyorum. Bakın ne diyorum. Yani eğer ki ilişkide sert atışmalar olursa tartışma büyüyecek. Ama sen minnoş minnoş duygunla yavaş yavaş dengeyi oturtursan huzur ve mutluluk haftası sergiliyorsun. Yani çatışmalara, laf çatma, göz bakışları, göz bertmeleri kenarda bırakıp minnoş minnoş konuşmalar. Evet iş bekleyen ve iş olsun diyen ve iş teklif almak isteyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Evet güzel haber yasalı ya 24'ü ya 23'ünde güzel bir haber alacaksın. Bu haberle birlikte Şubat ayı sizin işiniz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama kariyer hayatınızla ilgili e, bulunduğunuz işte büyümek ve kendinizi ispatlamak istiyorsunuz. Ama orada bir görev haftası olacak. Yani bir görev sunacak. Burada sınavlar geçireceksiniz ve yerinizde de beleyeceksiniz. E, ayrılmış olan kovalar, eşlerinden mahkemeye ya da para mahkemeleriyle ilgili iptaller olayları yaşanabilir. Biraz bunları geçmiş eşinize kısabilirsiniz. Bizim çocuğumuz var ben bu kadar. Evet bunun da bence size dava etmişken siz de dava açın. Nafakanız yükselsin hayırlı olacak endişe etmeyin diyorum. Kalbinizde sevdiğiniz bir adam var ve gelmesini istiyorsunuz. Bu size gelecek ama o biraz ağır at. Yavaş yavaş. Ya kaplumbağa bile daha hızlı gelir. Emin olun sizin hayatınızdaki adama göre. Yani e, yapmanız gereken sabır ya sabır diyorsunuz e, evinizi değiştirmek istiyorsunuz ve buradaki komşularınız ya da çevreniz ya da binadaki aksilikler sizi çok fazla yıprattı. E, evet bu hafta bu kararı vermiş ve Şubat bitmeden şimdiden eviniz hayırlı olsun diyorum. Ve araba istiyorsunuz ve özellikle ehliyet almak isteyen bazı ya kova burçlarına diyorum ki ehliyet ve araba konunuzu gündeme getirip bu konunun büyük bir sevincini yaşayacaksınız ama önce sağlık diyorum. Neden önce sağlık diyorum? Ee, kadınsal bölgenizde ağrılar, midemde ağrılar, sırta vuruyor, vücudunuzda lava leve şişmeleriniz var. Yani saçınızı yaptıracaksanız bir doktora gidin, saçınızı kenarda bırakın diyorum. Yani saçtan önce beden lazım. Bedeninizi ön plana atın. Özellikle bazı erkek kova burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, ailenizden bazı miras konularınız var. Bunlarla ilgili mücadele verdiğiniz takdirde çok büyük haklar olacak. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla güzel bir vakit geçireceksiniz. 20 Ocak, 26 Ocak balık burçları neler bekliyor? Sanki bu hafta korkuyor balık burçları. Ee, şey var. Hani bir sınav vardır ve başarı ve ödül alamazsam, e, bu kadar emeğim ve bu kadar hayatım ziyan olacak korkusuna giriyorsunuz. O yüzden böyle bir çocuksu tavır, hastalık raporu mu alsam, hayır hayatım siz bunu başaracaksınız. Biraz daha çabalarınızı ön plana koyun. Girmeniz gereken sınavınız ya da yapmanız gereken evreniz çok başarılı olacak. Sadece kendinize inanmayı unutunuz. Bence kendinize inanın diyorsun, diyorum. Evli özellikle evli olan balık burçları ikinci çocuğu düşünüyor da ilk önce evinizi alın ikinci çocuğu sonra düşünün diyorum. Çünkü şu dönem ödemelerle ilgili sizi zorlayacak bir yıl yaşayacaksınız. O yüzden borçlarımız var. Bunları kapatalım. İkinci çocuğu öyle düşünelim. Eğer ki erkek çocuğu isteyen bazı balık burçlarına da Evet erkek çocuk müjdesi yaşayacaksınız. Aile aileyle alakalı söylediğiniz bir söze anne baba ya da kardeşlerde bir kırgınlık olabilir. Bir özür dilerseniz yanlış anlaşıldı. Bunları bir toparlamanız gerekiyor. Kendi işiyle uğraşan bazı balık burçlarına diyorum ki evet işlerde bazı aksilikler ve problemler yaşıyorsunuz ama burayı kapatmanızın bir anlamı yok. Çünkü burada büyüyüp güzel noktalar sağlayacaksınız. Sizde de sağlık olarak gözlük değişme, gözle ilgili bir ağrı probleminiz var. Son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissediyor ve uykudan uyanmak istemiyorsunuz. Bence evet uykuya çok ihtiyacınız var. Çünkü çok uzun süredir çok büyük şeylerle mücadele verdiniz. Artık gücünüz ve ruhunuz kalmadı. O yüzden biraz dinlenme ve ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz. İlişkinizle ilgili bir seyahat düşünceniz var. Bu seyahat sizin için iyi gelecek ama siz bunu Şubat'ta yapmak istiyorsunuz ama sevgiliniz ya da eşiniz bu hafta gitmek istiyor. Şimdi hani iyi yolculuklar ufak bir seyahat olacak ama 27, 28, 29'undan sonra gerçekleşecek. Yani 20, 26 Ocağı kadar iş ve yoğunluğumuz var. Sizin de dede, amca, dayı dediğimiz birinin kalp ve damar ya da teyze, hala dediğimiz birinin kalp ya da damarlar ve akciğerlerle alakalı sıkıntılar olabilir. Ölümsel bir durum enerjisi yazmamışız. Diyoruz ki sağlık konularıyla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de evinizde eşya kaybı, hırsız ya da evinizde bir sıkıntılı bir durum olabilir. Bu sıkıntılı durumunuzu ihmal etmeyin. Hırsız girebilir kasamızdan para altın çalınır. Yani evinizle ilgili bir gereksiz bir olay sizi yıpratacak gözüküyor. Kendi kariyerinizle alakalı bilgisayarla ilgili eğitim, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi ya da mühendislik eğitim alan ya da eğitimini bitirmiş insanlar ortaklı bir teklif olacak ve ortaklı teflikte güzel bir kazanç sağlanacak diyorum. Evet toplayıp sıplayıp abone olmaya devam ediyorsunuz. Mutlu ve huzurlu, sevgi ve aşkla, aşk ve sevgiyle, saygıyla, Güzel ülkemizde, güzel nefesle, huzur nefesiyle kalın istiyorum. Dünyanın en güzel şeyi Rabbim'in bize verdiği nefes. Her sabah uyandığımız için şükretmeyi unutmayalım. E, yattığımız için de şükretmeyi unutmayalım. Çünkü her sabahın bir gecesi, her gecenin de bir sabahı var. Sevgi ve mutlulukla her şey gönlünüzce olsun. bize abone olmaya, bizi takip eden herkese çok seviyor. Takip etmeyeni de seviyoruz. Çünkü hepimiz insanız. Mutlu kalın.